Merhaba. Merhabalar. Bir umut doğdu. Artık evet. Eskişehirspor kadın futbol takımı ikincilikte oynayabilecek ama bunun için önce yapması gereken bir durum var. Onu anlatır mısınız? Aynen. Şöyle yani biz normal statülerde playoff müsabakaları gerçekleşiyor. Biz burada talihsiz bir yenilgi gördük. Aslında ben buna yenilgi gittim. Evet penaltılarla gittik. Takımın oyuncu kadrosunun çok fazla derin olmayışı. İşte ya bir şeyler etkiliyor maalesef ama ondan sonraki süreçte play-in denilen bir süreç önümüze çıktı. Play-in denilen süreçte de işte Eylül ayının ikinci haftasından sonra gerçekleşecek, şu an için tarihi net olmayan bir sürecimiz var. Ve burada işte statü şu şekilde belirlendi, yaklaşık iki hafta önce belirlendi. Şöyle olacak, ilk turda, playoff'ların ilk turunda elenen 10 takım birbiriyle karşılaşacak. Biz kuraya dahil edilmeyeceğiz çünkü grubu lider olarak bitirdiğimiz için lider bitirmeyenler bizimle eşleşecekler. Bu aşamaya geçtikten sonra biz ikinci tura kalmayacağız, direkt üçüncü tura aşacağız. Çünkü onun sebebi de şu açıkçası. Yine grubu lider bitirdiğimiz için ikinci tura bizi dahil etmeyecekler. Kaç maç oynayacağız hocam? 3 maçı aldığımızda biz ikinci turdayız. Yani ikinci ligdeyiz daha doğrusu. Evet. İkinci ligdeyiz. Diyelim ki üçüncü turda maçı alamadık. Dördüncü tur. Dördüncü turda alamadık. Beşinci tur. Beşinci turda alamadık. Altıncı tur. Yani toplamda 6 tur var. Ama biz ilk 3 turu aldığımızda ikinci ligdeyiz. Ve şu an için yani işte... Üçüncü turda maç kaybedersek yine elenmiyoruz. Yani. Hayır elenmiyoruz. Dördüncü çok tura. Değişik bir statü evet olmuş. Evet. Yani birinci ve ikinci turda bir tek eleme var. Onun haricinde üçüncü tura geçtikten sonra elemeniz yok. Hocam kızlar antrenmana hazırlanıyorlar. Evet. Antrenmanlar nasıl gidiyor onları öğrenelim. Antrenmanlarımız 3 hafta oldu başladı. Yumuşak yumuşak başladık birazcık. Çünkü belli bir ara vardı. Maalesef TFF'nin yine belirsiz olmayan tarihleriyle beraber. Şimdi başladık. Biraz daha sertleşeceğiz. Aramıza takviyeler yapıyoruz. Çünkü bu play-in sürecinde transfere müsaade ettiler açıkçası. Transfere müsaade edince biz de kadromuzu güçlendirmeyi deniyoruz. Tamam, devam. Deniyoruz ve bunun akabininde de devam edeceğiz bu sürece. Şimdi işte denemeye gelen arkadaşlarımız var. Farklı şehirlerden, farklı bölgelerden, farklı mevkilerde. Biz de eksik olan noktalarımızı playoff sürecinde son olarak değerlendirmiş ve bu doğrultuda ilerliyoruz. Bir futbolcumuz milli takıma gitti. Evet, Pınar Sucılız ve transfer teklifi aldı. Büyük ihtimal yollarımız ayrılacak kendisiyle de. Para kazanacak mıyız? Para kazanacak mıyız? Yani bilmiyorum açıkçası. O işin orasına çok dahil olmak istemiyorum. O yönetimle diğer yönetimin şeyi. Ama milli takıma tabii ki. En son U15'te Tekirdağ'dan gelirken gitmiş. Sonraki süreçte burada Esentepe'de oynuyordu. Fakat o süreçlerde hiç çağrılmamış. Burada da o kadar çok gol attı ki normal yani çağırdı. Aslında Esentepe'de de çok gol atmıştı ama milli takımın da beklediği ve aradığı bazı kriterler var. İşte takım oyuncusu olması. Yani sadece gol atmasıyla alakalı bir durum değil. Pınar'ın tekrardan bir takım oyuncusu olduğunu görünce tekrar davet ettiler. Bu bizim için çok güzel bir şey çünkü U19 bazındaydı. Evet. 4 yaş ilerlemiş bir sporcuyu tekrar milli takıma davet ettirmek de benim için çok büyük gurur. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.